Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Bugün 6 Ocak. Çarşamba günü akşam 10.30 sıralarındayız. Dolar analizi kısa vadeli analizine başlıyoruz arkadaşlar. Evet dünkü söylediklerimizi bir hatırlayalım. Dün dolar tl'de 7.42 altında kapanış yaptıkça düşüş trendi devam. Destek 7.34, 7.30, direnç 7.40, 7.45, 7.50 demiştik. Ve önceki videoda da arkadaşlar dolara bir gün daha izin verelim. Yüksel, yükselmesi için bir gün daha izin vermiştim arkadaşlar dolar düşüş, dolarda düşüş trendi devam ediyor. Bir gün daha izleyelim. Bakalım yukarı doğru gidebilecek mi yoksa aşağı doğru hareketin daha çok artması ve risklerin arttığını sizlere aktarmıştık arkadaşlar dünkü analizde. Ve bugüne döndüğümüzde gerçekten yine sert bir düşüş meydana geldi. Bakın düne gidersek indikatörlere baktığımızda tehlikeli bir durum var. Buna dikkat edin. Özellikle 7.30'lara doğru bir hareket bekliyorum diye konuşmuştuk arkadaşlar. Ee, ve onun da altına geldik. Şu an 7-30'larda geziniyoruz. 7-26'lara kadar düşmüş durumdayız. Ve bu 7-30 seviyesinin altında bir kapanış olması demek arkadaşlar, burada sıkıntıların daha da artacağını gösteriyor. Ve indikatörler de bize e, durumun kötü olduğunu gösteriyordu. 30 bandının altında e, bulunuyoruz. Bir miktar daha aşağı gelebiliriz diye düşünüyoruz arkadaşlar buradaki duruma bakıldığında. Ve burada görülebilecek seviye arkadaşlar e, temel olarak baktığımızda aslında 7-25 seviyesi. Bizim için önceki tepe olduğu için önemli oraya doğru gelebiliriz. Bizim uzun vade ve orta vadede bir tane destek noktamız vardı orası 7.18 ve bir alt noktada arkadaşlar özellikle yine bizim hafta sonu analizlerimizi takip eden arkadaşlar varsa 7.10 7.05 bölgesi de kötü durumda bizlere destek olacaktır. Oranın altına çok kolay gelmeyebilir ilk aşamada bunları da sizlere söylemiştik. Kısacası arkadaşlar biz günlük baza kısa döneme dönersek. Buradaki hareket oldukça zayıf gözüküyor. Burada 7.50'lere doğru bir tepki yükselişi yapsak da orada kalıcı olamadık. Bunları sizlere aktarmıştık. Bir gün daha izin vermiştik bakın buraya. Yine 7.50'lere doğru bir gitmek istedi. 7.45'lerde tıkandı ve tekrardan aşağı saldı. Burada da zayıf olduğunu anlayan yatırımcı aslında dolarını elden çıkarmış gözüküyor. Ve ben size şunu söyleyebilirim. 7.38 altında kaldıkça kapanışlar burada düşüş trendi devam edecektir diye ben düşünüyorum ve bu 7 30 30'larda ne hala ama onun altında da bir kapanış gelirse 7 25 ve 7 18'lere doğru bir hareket devam edebilir arkadaşlar aşırı satış bölgesindeyiz RSI'da yani bir miktar daha aşağı gidebiliriz oldukça düşük düşük noktalardayız bakın uzun zamandır hiç bu bölgeye gelmiyorduk ee, gördüğünüz gibi 30 seviyesinin altında 25 ve 24 civarında geziniyoruz. Ee, ama hareket zayıf olduğu için bu yukarı doğru destek bulamıyor. Ee, gözlemlediğimiz bu dolayısıyla düşüş trendinin e, ben bir miktar daha devam edeceğini düşünüyorum kendi e, düşünceme göre. Yatırım tavsiyesi olmadan ve dolar sinyal tablomuzda da en son sinyalimiz bakın 7.84'ten gelmişti. 8.03'ten nereye geldik? 7.25'lere kadar neredeyse düştük. Ee, oldukça Başarılı bir sinyal oldu ve e, buradaki Sahte yükselişi tepki yükselişte tespit etti analiz sistemimiz Ve Arkadaşlar e, Harekete bir gün izin verdikten sonra da oradan e, aşağı doğru salmaya devam etti Tekrardan Dolar tarafına dönelim 5 saatlik grafikte bir toparlanma var mı ona bir bakalım Çünkü orada da e, Çok düşük seviyelere geldik e, Ben burada bir toparlanma e, sinyali göremiyorum o yüzden bu 7.30 seviyesinde bir miktar daha gezinmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki dolar endeksine bakalım. Bir dolar endeksinde durum nedir? Günlük bazda baktığımızda şöyle biraz yukarı çekeyim. Evet 89.5'lerde gözüküyoruz. Ve en düşük gördüğümüz nokta arkadaşlar 89.2. Saatlik grafiği açtığımızda bunun öğlen saatlerinde en düşük seviye gözüktüğünü görüyoruz. 2 e, civarında gözükmüş. Yani buradaki düşüş aslında dolar endeksinden bir miktar kaynaklanıyor ama sanki ülke içerisindeki dinamiklerden dolayı bir miktar daha düşmüş gözüküyor 7.25'lere. Yani tek başına dolar endeksindeki düşüşle açıklanamazmış gibi geldi bana dolar tarafındaki düşüş. Uzun vadede demek istediğimiz arkadaşlar burada 88 seviyesinin gelmesi olarak aktarmıştık sizlere. Bakın yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Ee, bu bu seviyinde altına gider miyiz? O ayrı konu ama öncelikle şu 88,5 seviyesine doğru bir e, düşüş meydana gelmesi sanki mümkünmüş gibi geldi bana. E, çok iyi gözükmüyor dolar endeksi. Bunu söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi dolar tarafına tekrardan geçelim. Nereler bize destek olabilir? Bir ona bir daha bakalım. Şimdi Şöyle bir destek direnç noktalarını çektiğimizde bizim 7.45 seviyesinin üzerine çıkamadıkça zaten bu hareketin güçlenemeyeceğini görüyoruz ve üstten de şu düşen kanalı çizdiğimizde bakın o kanalın üzerine çıkmak istesek de bugün daha doğrusu 3 gün boyunca o kanalın üzerine çıkmak istesek de tekrardan aşağıya saldığımızı görüyorsunuz ve 7.30 civarında bir yarın destek direnç noktamız olacak. O noktada tutunamazsak burada daha sert düşüşler gelebileceğini bizlere gösteriyor. Farklı bir noktadan bakalım. Şöyle yaptığımızda da bizim destek direnç noktalarımızı açarsak ara destek noktalarında. Evet burada 7.25 bizim için ilk destek sonrasında 7.22 ve daha da altta e, asıl sağlam destek. 7 20 bölgesi 7 18 7 bölgesi gözüküyor. Orası da neresi arkadaşlar? Oraya da bir geri dönelim. Bakın, e, 2020 başlarında ortalarında şuralardan bakın, e, Konsilde olmuştuk. Şu sert yükselişten sonra 680'den 740'a gitmiştik. Sonra 7 20'ye kadar düşmüştük. Ondan sonra oradan toparlayıp sonra 8 50'lere kadar gitmiştik ve o nokta bizim aslında neredeyse 7 19'larla çakışıyor. Yani 7 20 bölgesi aslında Bizim için ters çanak şeklinde bir formasyon halini almış oldu ve şurada da bir tane bizim ters çanağımız vardı. Orası aşağı kırıldı. Aslında çanak kadar neredeyse aşağı gelmiş durumdayız. E, bu da e, gerçekleşmiş durumda. Tabi e, bu 7-18'den de ters çanak oluşur mu? O biraz zor gözüküyor arkadaşlar. O ayrı konu ama formasyon gereği de bunu aklınızda tutmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, indikatörlere baktığımızda zayıf bir hareket var. Ee, çok büyük bir e, toparlanma kısa vadede ben beklemiyorum arkadaşlar. Peki artık özetimizi yapabiliriz. USD tl yani dolar TL'de düşüş trendi devam ediyor. Halen hareket zayıf. 7.38 altında kaldıkça düşüş devam eder. Destek 730, 725, 720, 19 diyelim. Direnç 738, 743, 745 ve 750 diyelim uzak tarafta. Evet, bunu kaydediyorum ve sonrasında da son olarak Euro-Türk lirasına bakmak istiyorum. Euro-Türk lirasına da baktığımızda arkadaşlar aynı benzer hareket var. Burada yukarı doğru geçmeye çalışmış, özellikle şu Yeşil ortalamanın üzerine çıkmaya çalışsa da bunu başaramayınca arkadaşlar bakın 3 gün boyunca zorlamış. Aşağı doğru gelmiş bakın şu noktaya doğru ge gelebilir diye 9 seviyesine doğru gelebilirdi konuşmuştuk. Şu an zaten 9 seviyesinde geziniyor. Onun altında daha alt noktalarda arkadaşlar 8.80'ler bulunuyor. Oralara doğru gitme potansiyeli var buna dikkat ediniz. Tekrardan dolar tl tarafına gelelim. Özetimizi gösterelim ve yavaş yavaş videomuzun sonuna geldiğimizi sizlere aktarıp Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Hoşçakalın, iyi akşamlar.